Merhaba arkadaşlar, sizinle birlikte 11. sınıf sorularını çözmeye başlayalım. İnşallah harika bir sınav geçirmişsinizdir. Umarım gönlünüze göre verir Mevlam. Evet, sorularımızın hem zorluk derecesini görmüş olun hem de sizinle birlikte soruları çözmüş olayım. Evet, ilk sorumuz bakın bir sinüs teoremi sorusu. ABC bir üçgen ve tanjant teta 1 bölü 4 işte verilmiş. AC'nin BC'ye oranı nedir diye sorulmuş. Hemen 30 derece tetamız var. Ben diyorum ya şuraya B desek, buraya da bakın A demiş olsam. Bizden aslında kim soruluyor? B bölü A soruluyor bakın arkadaşlar. Bu aklımızda dursun. Sinüs teoremine göre bakın B bölü sin teta, B bölü sinüs tetamız kime eşittir? A bölü sin 30'a değil mi? Bakın sin 30. Zaten ben sin 30'un değerini biliyorum. O 1 bölü 2. Bunu buraya yazayım. Geriye bir sin tetamız kalıyor. Sin tetanın değerini de nasıl hesaplarım? Benim de tanjant tetam var. Güzel bir tane dik üçgen çizersen, bakın şöyle ki var bir tane şuraya küçük bir dik üçgen çizsem. Ve dikkat ederseniz madem ki şu açıya da teta açısı demiş olsam şurası 90 derece. Madem bunun tanjantı 1 bölü 4 ise 1'e 4 dersek burası 16 kök 17 olur değil mi? Ve buradan kabul edersiniz sin teta da karşı bölü hipotenüsten 1 bölü kök 17 olarak bulunmuş olur. Yani getirip şu arkadaşın yerine de ne yazacağım? 1 bölü kök 17. Şimdi bizden B bölü A sorulduğuna göre orantıda şu A ile 1 bölü kök 17'nin yer değiştirmesi yapılırsa B'nin A'ya oranı bakın 1 bölü kök 17 bölü kime eşittir? 1 bölü 2'ye ve düzenlediğimizde de arkadaşlar 2 bölü kök 17 olarak bakın işlemin sonucu bulunur. Ya da paydayı rasyonel yaparsınız 2 kök 17 bölü 17 olarak işlemi sonuçlandırırsınız. Alırsınız buradan 10 puanınızı. Peki hemen geçelim arkadaşlar ikinci sorumuza. Biliyorum heyecanla bekliyorsunuz. Evet ne denilmiş? Cos kare x artı sekant kare x eşittir 14 olduğuna göre cos x artı sekant x ifadesinin değeri nedir? Herkes şunu bilir ki sekant x kim eşittir? 1 bölü cos x değil mi? O zaman bizden aslında şu isteniyor bakın. Cos x artı 1 bölü cos x'in mutlak değeri. Şimdi bunu görünce şu geliyor aklıma. Sanki bir özdeşlik kokuyor burada. Yani ben a kare artı b kare özdeşliğini ifadesinin özdeşi olarak ne yazıyordum bakın. A artı b'nin karesi eksi 2 abi. Sanki bunu kullanacağız gibi. Çünkü gelip bakın cos kare artı sekant kareye. Sekant kare yerine 1 bölü cos kare yazarsak bakın arkadaşlar. Şu olur cos kare x artı 1 bölü cos kare x kime eşit 14. O zaman aşağıdaki özdeşliği kullanacak olursam bakın ben bu ifadeyi cos x artı 1 bölü cos x'in karesi eksi birinci ikinci çarp 2 katı cos x'ler gider 2 eşittir ne olur 14. Güzelce eksi 2'yi karşıya atarsam bakın cos x artı 1 bölü cos x'in karesi eşittir 16. Her tarafın kare kökünü aldığımda bakın bu arkadaşımız dışarıya mutlak değer diye çıkacaktır. Mutlak cos x artı 1 bölü cos x'imiz ne çıkar arkadaşlar? 4 olarak bulunmuş olur. 10 puan cebde diyoruz değil mi? Umarım ki herkes bu özdeşliği görüp sorumuzu çözebilmiştir. Hemen gelelim 3. örneğimize. Bakın bir ters trigonometrik fonksiyon sorusu. Tanjant artı sinüs 4 bölü 5 pi, 4 bölü 5 artı pi işleminin sonucu nedir diye sorulmuş. Hemen diyorum ki artı sinüs 4 bölü 5'e ne diyeyim x. O zaman sinüs x'imiz kime eşit olarak arkadaşlar? 4 bölü 5'e eşit olmuş olur. Güzelce biz bu arkadaşı bakın şuraya x koyduğumda tanjant x artı ne olacaktır? Bakın pi olacaktır. Tanjant x artı pi değeri de aslında burada sinüs x'in 4 bölü 5 olması bu arkadaşın zaten biliyorsunuz akla şu gelir. Ya x dar açı mıdır? Geniş açı mıdır? Aslında bunu da size bırakayım mı? Ben buradan direkt şunu yazayım arkadaşlar. Siz de onu düşüne durun bakın. Tanjant x artı pi ya da pi artı x, x dar açı olduğu için ki esas soru burada işte x dar açı mıdır? Geniş açı olamaz mı acaba? Çünkü sinüsün pozitif olduğu yer nerede? İkinci bölgede de pozitiftir. Orada dediğim gibi sizde kalsın arkadaşlar. Bunu düşünün. Ama x dar açıdır. Sebebi sizde arkadaşlar. O zaman pi artı x üçüncü bölgedir. Üçüncü bölgede tanjant nedir arkadaşlar? Pozitiftir. O zaman tanjant x'e eşit olacaktır. Yani benim elimde şimdi neyim var bakın? Sinüsüm var. Tamam hocam. Sinüs x'in bakın hemen değerini yazacak olursak şurası x olsun. Sinüs karşı bölü hipotenüsü 4 bölü 5'ti. O zaman burası ne olur? 3 olur. Tanjant x değerimizde 4 bölü 3 olarak bulunmuş olur. Evet soru neydi? X niçin dar açı değil mi? Niçin dar açı?
Eğer çünkü siz bunu daraçı kabul etmezseniz pi artı x dördüncü bölgeye düşebilir. Dördüncü bölgede de tanjant negatif olur arkadaşlar. Evet, sonra siz de cevabını sizden okuldan alırım. Hemen gelelim bakın dördüncü sorumuza. A noktası a'ya eksi bir, b noktası eksi iki, a noktalar arasındaki uzaklık 5 birim olduğuna göre a'nın alabileceği değerlerin toplamı nedir? İki nokta arasındaki uzaklık değil mi arkadaşlar? Güzelce ben kuralını yazdığımda yani bize ab eşittir kim diyor? 5 diyor. O zaman ab dediğimiz şey a artı 2'nin karesi artı bakın a artı 1'in karesinin karekökü 5'e eşit. Her tarafın karesini aldığımda iki nokta arasındaki uzaklıktan devam ediyorum. O zaman a artı 2'nin karesi bakın artı a artı 1'in karesi eşittir 25 olur. Bunları da açtığımda bakın a'nın karesi artı 4a artı 4 artı a'nın karesi artı 2a artı 1 eksi 25 eşittir 0 olsun. Buradan 2a'nın karesi artı 6a eksi 20 eşittir 0 olur. Bakın ikinci derece denklemin kökler toplamı a1 artı a2 siz de biliyorsunuz ki bu da eksi b bölü a'ya eşittir. Yani eksi 6 bölü 2'den eksi 3 olarak bulunmuş olur. Hocam ben köklerini buldum çarparına ayırdım. Bir şey olur mu? Hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Siz yeter ki eksi 3 olarak bulun. Hatta burada ufak tefek işlem hataları da yapsanız hocalarımız eminim ki göz yumacaktır. Evet gelelim hemen bakın 5. sorumuza arkadaşlar. 5. sorumuzda bize ne söylüyor? Analitik düzlemde x artı 2'ye a noktası, 2x eksi 11 noktası, b 3'e eksi 2 noktası ile aynı bölgededir diyor. Peki b 3'e eksi 2 noktası hangi bölgededir değil mi? Artı eksi 4. bölgededir. O zaman bu arkadaşımız da 4. bölgede ise buna göre x'in alabileceği tam sayı değerlerin toplamı yani x artı 2 sıfırdan büyük olacak. Ve 2x eksi 11 de bakın sıfırdan küçük olacak. X eksi 2'den büyük olacak. X 11 bölü 2'den küçük olacak. O zaman eksi 2'den büyükse eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5,5 yapar. 5'e kadar geldik arkadaşlar. Gitti 5, 9 ve işlemin sonucu 14 olarak bulunur. 10 puan cepte diyoruz. Evet gelelim şimdi 6. bakın örneğimize. Ne demiş şekildeki D doğrusunun denklemi x artı y eksi 14 eşittir sıfırdır. Buna göre o ABC dikdörtgenin çevresi kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar olay şu. Madem ki burası x y noktası bakın. Apsisine x diyelim. Peki y'si kime eşittir? Y'yi de x cinsinden yazalım. Ne zararı var? Bakın ki bunu çektiğimizde eksi x artı ne olur? 14 olur. Yani burası x'i aslında eksi x artı 14'müş değil mi arkadaşlar? Güzelce dikkat ederseniz o zaman şu ikisinin yani şurası bakın x kadar burası 14 eksi x kadar. Şunları topladığınızda 14 yapar. 14 de diğer iki kenarın toplamı 14 artı 14'ten işlemin sonucu 28 olarak bulunmuş olur. Evet hemen devam ediyoruz arkadaşlar. 7. örneğimize geldi sıramız. Evet 7. örneğimizde aynen şöyle diyor. Bir koordinat düzleminde y artı kök 3 eşittir 0 ve y kök 3 artı x artı 1 eşittir 0 doğrular arasındaki dar açının ölçüsü kaç derecedir? Burada şunu öğrenelim. Yani öğrenci biz grafikleri çizsin ve aradaki açıyı direkt net olarak görsün. Eğimin ne olduğunu biliyor. Zaten şu arkadaşımız bakın y eşittir eksi kök 3 doğrusudur. Yani bir sabit fonksiyondur. Bunun için hemen şöyle bir grafik çizeyim arkadaşlar bakın. Çizdim. Tamam. Dik koordinat sistemimiz. Bu da kırmızıyla doğruları çizelim. Birisi ne dedi? Y eşittir eksi kök 3 doğrusu. Yani o şu doğru bakın değil mi? Evet. Şimdi şu arkadaşımız zaten şeye paralel. Bu y eşittir eksi kök 3 doğrusu. Eğimi nedir bunun? Sıfırdır. Niye? X eksenine paraleldir arkadaşlar. Diğer doğruya baktığımızda ve y'yi çektiğimizde eksi 1 bölü kök 3 x eksi 1 bölü kök 3 olur. Bakın şuradaki eksi 1 bölü kök 3 bu arkadaşın eğimidir. E peki tanjantı eksi 1 bölü kök 3 olan kaç derecedir? 150 derecedir değil mi? 1 bölü kök 3 30 derecedir. Eksi olduğuna göre de ikinci bölgede 150 derecedir. Yani onu çizmek istersek bakın 150 derecelik bakın bir açı yapacak. Nereden geçtiği çok önemli değil arkadaşlar. Bakın şurası 150 derece. O zaman şurası da 150 değil mi? Yöndeş açılar. Ama bize neyi sormuş? Bakın dar açının ölçüsü geniş açı 150. O zaman dar açıda kaç derecedir? 30 derecedir denmiş.
Yani siz eğer 150 olarak bıraktıysanız 9 puan veririz arkadaşlar. Yok 30 olarak yazmışsanız 10 puan veririz. Yok bunun ikisine de ulaşamamışsanız o zaman üzgünüz diyoruz değil mi? Ama eminim ki hepiniz yapmışsınızdır arkadaşlar. 8. sorumuza gelelim. Bir ABC'de paralel kenarın 4 çöktü 1'in uzunluğundaki AB kenarı x artı y artı 1 0 doğrusu üzerindedir. ABC'de paralel kenarın köşelerinin kesim noktası K3'e 2 olduğuna göre ABC'de paralel kenarın alanı kaç birim karedir diye sorulur. O zaman ben hemen şuradan bir tane şöyle yakışıklı bir paralel kenar çizeyim bakın arkadaşlar. Söylenenlere uygun bir şekilde bakın. Yalnız şurayı uzatacağım çünkü diyor ki doğru üzerindedir. Bakın şurası o zaman A noktası olsun. Şurası B noktası, C ve D olsun. Tamam, anlaşıldı hocam. Burası bakın ne kadarmış? 4 kök 2 birimmiş. Şu doğrumuz kimmiş? X artı Y artı 1 eşittir 0 doğrusu. Bir de ne var bakın elimizde arkadaşlar? Bize köşegenlerin kesim noktasını vermiş. Tabi o sırada düşünüyorum ne yapacağım ben bu köşegenlerin kesim noktasını arkadaşlar diyeyim. Şimdi dikkat ederseniz şurası K noktası. Bakın neymiş? 3'e 2 noktasıymış arkadaşlar. Şimdi paralel kenarın alanı nedir? Yükseklik çarpı taban. O zaman diyorum ki ben buna yüksekliğe nasıl ulaşabilirim? Bakın arkadaşlar şuradan bir dikme attığımızda değil mi? Şuradan bir dikme atalım. Tamam. Zaten bakın şurada yüksekler birbirine eşitti. Yani ben eğer K noktasının D doğrusuna olan uzaklığını hesaplarsam, yani noktanın doğruya olan uzaklığını hesaplarsam ki oraya L diyeyim bakın. O da nedir arkadaşlar? X yerine 3 yazacağım. Y yerine 2 yazacağım. Yani 3 artı 2 artı 1 bölü kök 1 artı 1 gelecek. Yani 5, 6 bölü kök 2 gelecek. O da 6 kök 2 bölü 2'den 3 kök 2 olacak. Yani şurası 3 kök 2. Diğer tarafta 3 kök 2. O zaman paralel kenarın toplam yüksekliği bakın 6 kök 2 alanı da 6 kök 2 çarpı 4 kök 2. O da 24 ve 48 birim kare olarak ne yapmış olur? Bulunmuş olur arkadaşlar. Peki hemen 9. sorumuza geçiyoruz. Bu da tamam. 9. sorumuzda ise A5'de kare A3'e 0 noktası. Yani şurası 3 birimmiş bakın arkadaşlar. B0'a 4 şurası da 4 birim. Ve olduğuna göre L doğrusunun denklem aşağıda hangisidir? Bakıyorum L doğrusu nereden geçiyor? Orijinden geçiyor. Orijinden geçen bütün doğruların genel denklemi eşittir nedir? Mx doğrulardır arkadaşlar. Hocam ben M'i nereden bulacağım? İşte M'i gelir de C noktasını bulabilirseniz ya da C'yi bulacaksınız. B'yi bulmanızın size bir faydası yok. Çünkü doğru üzerinde olduğu için C noktası orayı bulursak koordinatları bunu sağlar deyip M'yi buluruz olayı bitiririz. Peki C'yi nereden bulurum hocam? Biliyorsunuz bu tip sorularda bir kare ise eşlik, dikdörtgen ise benzerlik sorusudur değil mi arkadaşlar? Bakın dikkat ederseniz şu üçgen nedir? Eş üçgenlerdir. Hipotenüsleri ortaktır. O zaman şu açı bakın alfa ise bu açı teta olur. 90. Burası o zaman alfa olur. Burası teta olur. Alfanın karşısında 3 varsa burada da alfanın karşısında 3 olacak. 3, 4 daha bakın şurası 7 oldu. Burası 4 olacak. Tetanın karşısında 4 var. O zaman C noktasının koordinatları bakın 4'e 7 olur arkadaşlar. O zaman bu nokta bu arkadaşı sağlamak zorunda. Yani 7 eşittir 4M ve M eşittir 7 bölü 4 olur. Ve Y eşittir 7 bölü 4X olarak bulunmuş olur arkadaşlar. 10 puan cepte diyoruz değil mi? Evet. İnşallah bunu da yapabilmişsinizdir. Yapmışsınızdır. Gelelim son sorumuz 10. sorumuza. Bakın ne diyor? Doğruları aynı noktadan geçtiğine göre M nedir? Yani bize aslında söylenen olay şudur. Bu doğrular şöyle bir tek noktadan geçiyorlar arkadaşlar. Yani bunları isterseniz denklemden sormuş olsak deriz ki denklem sisteminin çözüm kümesi bir elemanlı ise değil mi? Aynı anlama gelir. O zaman benim ne yapmam lazım? Şu keşitleri noktayı bulursam çünkü zaten şu M'yi bulabilmenin tek yolu arkadaşlar, işte diyelim şu D3 doğrusudur. Şu P noktasını bulmaktır. Bunu bulduğumda P noktası arkadaşın üzerinde olduğu için bunu sağlar deyip yerine yazacağım. Peki onu nereden bulurum? Bakın şurada aslan gibi iki tane doğru denklemim var. Yani 2x eksi 3y eşittir 0. X eksi y artı 1 eşittir 0. Güzelce ne yapalım? Şurayı eksi 2 ile çarpayım. Eksi 2x artı 2y eksi 2 eşittir 0. Taraf tarafa toplarsam 2x der gider. Eksi 3 cedin 2'ye çıktı. Eksi y eksi 2 eşittir 0.
Y'miz ne çıkar? Eksi 2. Y yerine eksi 2 yazarsak bakın 3, x de eksi 3 çıkar arkadaşlar. Yani bu nokta eksi 3'e eksi 2 noktasıdır. E ne dedik arkadaşlar? Bu arkadaşımız oradan geçtiği için x yerine bakın eksi 3. Y yerine eksi 2 yazdığınızda, işte şuraya taşıyayım. O zaman eksi 3m eksi 2 eksi 4 eşittir 0'dan eksi 3m eşittir 6 ve m eşittir eksi 2 olarak bulunmuş. Umarım ki arkadaşlar sorularınız doğrudur. 2022 sizlere başarı ve mutluluk getirsin inşallah. 2023'te de hayaliniz olan üniversitelere aslanlar gibi yerleşin. Bizi de mutlu ve onur edin arkadaşlar. Evet, diğer sınavlarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.